Herkese selamlar. Bugün yine bir kamera karşılaştırmasıyla beraberiz. Ama bu sefer gerçekten çok kıyasaya bir mücadele olacak gibi. Çünkü ikisini de aşırı bir şekilde beğendik çekerken. Birazdan fotoğraflara geleceğiz zaten. Sağ elimde Samsung Galaxy S22 Ultra var. Sol elimde ise Vivo X80 Pro var. Ve bu iki model de markalarının amiral gemileri, gerçekten çok güçlüler. Şimdi birazdan detaylarına geleceğiz. Kameranın özelliklerinden bahsedeceğiz. Artık karar size kalmış. O zaman kameranın özellikleriyle başlayalım. Samsung Galaxy S22 Ultra'nın 108 megapiksellik bir arka kamerası, 120 dereceli 12 megapiksellik geniş açılı ikinci kamerası, 10 megapiksellik üçüncü kamera ve yine 10 megapiksellik dördüncü kamerası mevcut. 8K'ya kadar video çekme özelliğine sahip 40 megapiksellikte bir ön kamerası bulunuyor. Vivo'ya geçecek olursak da 50 megapiksellik bir arka kamerası, 48 megapiksel 114 dereceli ikinci kamerası, 12 megapiksellik üçüncü kamerası ve 8 megapiksellik dördüncü kamerası bulunuyor. Yine 8K'ya kadar videolar çekebiliyor. Ön tarafta ise 32 megapiksellik bir ön kamerası mevcut. Şimdi ise kısaca fotoğrafları değerlendirmeye geldik. Sağ elimde Samsung Galaxy S22 Ultra, sol elimde ise Vivo X80 Pro var. Tüm fotoğrafların üzerinden çok kısaca bahsedeceğim. Sonra değerlendirmeyi size bırakmak için diğer fotoğraflara geçeceğiz. Artık gerisi sizde. Ben kısaca yorumumu yapmak istiyorum. İlk önce bir köpek fotoğrafıyla başlayacağım. Köpeğin ayrıntıları bence Samsung'da çok daha iyi çıkmış. Vivo'da da öyle bu arada. Gerçekten hani kıyaslama konusunda arada minnacık farklar var. Renk konusunda Samsung'un bence bir tık daha önde olduğunu söyleyebilirim. Ama gerçekliğe dayandıracak olursak tabii ki Vivo daha iyi. Çünkü Samsung'un yapay zekası renkleri birazcık daha canlı gösteriyor. Eğer bunu istiyorsanız Samsung'u tercih edebilirsiniz. Hemen geniş açısına da bakalım. Aynı kareden bir geniş açı alıyorum. Geniş açıda Vivo'nun çok daha geniş bir açıdan çektiğini görüyoruz. Samsung ise birazcık daha geriden alıyor ama rengi kırmıyor. Renk yine yapay zeka sayesinde oldukça canlı bir şekilde görünüyor. Bir de kedili fotoğrafımıza gelelim. Yine ayrıntıların Samsung'da çok daha iyi olduğunu ama Vivo'nun da renklerinin çok güzel olduğunu görüyoruz burada. Tabii ki karar size kalmış. Sanki Vivo'da kedinin o tüy detayları çok daha iyi görünüyor. Samsung birazcık daha bunu kırmış gibi söyleyebilirim ama tabii ki size kalmış. Şimdi bir de zoom'una bakalım. Dikey formatta bir zoom yaptık. Bunu zaten detaylarda göreceksiniz. Ben çok uzakta bir cami vardı ve bu camiyi 30x'e yakınlaştırmaya çalıştık. Ama şunu da belirtmeliyim ki Vivo 60x'e kadar yakınlaştırıyor. Samsung Galaxy S22 Ultra ise 100x'e kadar yakınlaştırabiliyor. Biz o kadar ayrıntı almadık. Sadece 30x'e kadar yakınlaştırdık. Zoom konusunda Samsung Galaxy S22 Ultra'nın kesinlikle çok daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıntıların çok daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Ama Vivo'da tam bunu göremiyoruz. Renklerde birazcık soluk kalıyor. Şimdi ise ön kameradayız. Ön kamerada arkadaşlar burada zaten fark ortada belli. Bence Samsung Galaxy S22 Ultra çok daha iyi çekiyor ama ayrıntıları çok belli ediyor. Eğer yüzünüzde birazcık pürüzsüzlük olsun istiyorsanız burada Vivo daha önde. Yani yüzüm pürüzsüz çıksın, lekelerim çok belli olmasın diyorsanız Vivo'yu tercih edebilirsiniz. Ama Samsung'da da ayrıntılar gerçekten güzel bir şekilde görünüyor. Tabii ki takdir size kalmış, hangisini daha güzel çektiğini yorumlarda siz belirtirsiniz. Son olarak da portre fotoğraftan bahsetmek istiyorum. Samsung Galaxy S22 Ultra'da portre fotoğrafı çok daha yakından alıyor ama Vivo'da birazcık daha geniş açıdan alıyor. Yapay zeka sayesinde ikisi de çok güzel ayrıntıları seçebiliyor. Siz de görüyorsunuz zaten, belki Alp burayı da yakınlaştırmış olur yüzüme doğru. Alan derinliği Samsung Galaxy S22 Ultra'da çok daha iyi aldığı için sanki daha doğal bir görüntü var ama Vivo'da alan derinliği biraz daha kısaldığı için sanki o yapay zekanın çizdiğini çok daha iyi anlıyorsunuz. Bu konuda da sanki eğer uzaktan çekmesini istiyorsanız tabii ki Vivo ama yakından çekip alan derinliği daha güzel görünsün istiyorsanız da Samsung önde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ise diğer çektiğimiz fotoğraf ve videolara geçelim. Onların da testini siz görün. Zaten sarsıntı testi olsun, ses kalitesi, ön kamera ve diğer fotoğraflar. Eğer Instagram'a da dikey bir şekilde fotoğraf atmak istiyorsanız, bunların da nasıl göründüğünü görmek istiyorsanız hepsini tek tek sizin için inceledik. Buyurun bir de onlara göz atalım. Şu anda telefonların arka kameralarındayız. Video çözünürlüğüne, kalitesine bakıyoruz. İki telefonun da video kalitesi aynı. 4K 60fps çekiyoruz. Ses kalitesinde ise şu an beni Samsung Galaxy S22 Ultra'dan duyuyorsunuz. Ses kalitesi bu şekilde ve görüntü de böyle yansıyor. Şu anda ise beni Vivo X80 Pro'dan duyuyorsunuz. Görüntü kalitesi bu şekilde ve sesi de
böyle yansıyor. Bence gerçeğe Vivo daha yakın gibi hissettim aslında. Peki bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Ben oldukça beğendim. Şu anda iki telefonun sarsıntı önleyicisi açık. Bunlar yapay zeka ile çalışıyor ve şimdi koşuyorum. Bakalım hangisi daha iyi bir sonuç verecek. Koştuğum zaman aslında Samsung biraz daha iyi gibi hissediyorum şu an. Vivo'da birazcık sarsıntılar var ama karşılaştırdığımız zaman görüntü kalitesinde Vivo'nun çok daha iyi olduğunu hissediyorum. Samsung biraz cropluyor ve cropladığı için biraz görüntü kalitesi düşüyormuş gibi hissediyorum. Belki bunu videodan sonra yapay zekayla düzeltir ama ben burada Vivo'yu daha çok sevdim. Herkese selamlar. Şu anda da ön kamerayı test ediyoruz. Video kalitesine bakalım dedik. Video kalitesinde de şu anda beni Samsung Galaxy S22 Ultra'dan duyuyorsunuz. Şu an ters ışıktayım ve bence renkler oldukça güzel görünüyor. Umarım sesim de size iyi bir şekilde iletiliyordur. Renkler çok güzel görünüyor. Bence şu anda da ön taraftayım, ön ışıktayım. Bence kalite oldukça güzel. Siz nasıl buldunuz? Bir de Vivo'ya bakalım. Şu anda da beni Vivo X80 Pro'dan duyuyorsunuz. Umarım görüntü kalitesi ve ses kalitesi size iyi bir şekilde aktarılıyordur. Şu an ön ışıkta bana kalırsa Samsung daha iyi ama bunu değerlendirmesini sonra alacağız. Arka ışığa bakalım. Arka ışıkta da bu şekilde görünüyorum. Peki siz nasıl buldunuz? Ben beğendim. Fena değil. Birazcık da gezelim. Gezdiğimde de sarsılmalar falan bu şekilde görünüyor. Bence oldukça güzel. Çıkışımızı gri balıkçıyla beraber yapmak istiyoruz.
İki telefonu da karşılaştırdık, fotoğraflarını değerlendirdik. Peki siz hangisini daha çok beğendiniz? Bana kalırsa Vivo'nun da önde olduğu taraflar vardı, Samsung'un da önde olduğu taraflar vardı. Yani gerçekten klasiğe yarıştılar. Birinin iyi olmadığında diğeri çok iyiydi. Ben ikisini de çok beğendim. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu yarışı? Kim kazandı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Köpeği de al. Gel kız. Hadi son. Bay bay de. Bay bay deyin. Bizi takip etsinler. De. Bay bay de.